silah ile ticaret ambargosu meselesiyle devam ediyoruz yayınımıza. Hem ithalat hem ihracat ve bütün ürünlere yönelik bir ambargo. Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. Gazze'de soykırım yapan İsrail'e ihracat kısıtlamasına giden Türkiye tedbirlerin ikinci aşamasını devreye soktu. O iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. Ticaret Bakanlığı İsrail'le bütün ticari ilişkilerin durdurulduğunu açıkladı. İsrail'e ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail hükümeti Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır. Filistinlilerin ambargodan etkilenmemesi için gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı. İşgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımızla Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar koordine edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edecektir. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Filistin'e en fazla yardım gönderen ülke olan Türkiye, 9 Nisan'da 54 üründe İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulamaya başlamıştı. Türkiye'nin benzer adımı diğer ülkelerin dağıtması için girişimleri sürüyor.